Ya tamam, öyle bakmayın artık bana. Nasıl bakıyorum ki? Sizi ne kadar eğlendirdiğimi yüzüme vurur gibi. Niye birini eğlendirmek seni niye bu kadar rahatsız ediyor? Sizi eğlendirmek beni rahatsız ediyor çünkü dalga geçiyorsunuz. Sabah sabah yine bir ton malzeme verdim size. Evet, bayağı renkli bir sabahtı. Ama seni güldürmeye yetmemiş. Mutsuz olduğumu düşünüyorsunuz? Sen söyle. Mutsuz musun? Yok. Yani mutluyum. Nasıl mutlu olmayayım? Şaşkınlık geçmiyor sadece. Sabah sabah böyle beklenmedik gürültülü patırtılı. Tam Mert işi. Bu sefer her bir sıkıntı büyük birader. Şimdi pederin söyledikleri neyse de... ya Salih Baba da aynı kafadaysa... ya vermezse kızı? Oğlum Salih Baba niye vermesin kızı? Sen niye babanla Salih Baba'yı kıyaslıyorsun ki? Kızın gönlü olduktan sonra Salih Baba ağzını bile açmaz. Ne bileyim ya. Kız babası sonuçta. Derler ya, bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Sonuçta Salih Baba bizim pedere kıl. Benim için de ne düşünüyor ki bilmiyorum. Yani sabah sabah bir ton maymunluk yaptık adamın önünde. Birader ben sana bir şey diyeyim mi? Baban sana ateş etmiş, sen de sönmüşsün. Durum mu yani? Sabah ne güzel gül döktüm yollarına, böyle güllük gülistanlık takılıyordun. Pırıl pırıldın. Şimdi ne oldu anlamadım yani. Yok şu an vermezse, yok bir şey yapmazsa. Oğlum adamın yüzüme vurdukları kolay mı lan? Diploma yok, iş yok, ev yok, para yok, hiçbir şey yok anasını satayım. Bir de sevdiğimize bak. Üniversite mezunu. Akıllı, güzel kız. O müştemileti var ya, al bizim evin yanına koy. Olsun sana köşk alınsın satayım. Benim hiçbir şeyim yok lan. Yürü ya, aşkımdan başka verecek hiçbir şeyim yok. Ben hep şey olacak sanırım. Hani böyle filmlerdeki gibi. İşte gözlerim dolu dolu. Evet diye bağırıp kollarına atılacağım falan sanırdım. Öyle olmadı. O yüzüğü tutuyordu. Ben de şöyle parmağımı ittiriverdim. Hop, yüzük parmağımda işte. Evlenmek istediğinden emin misin? Yani böyle bir şeye hazır olduğundan. Onun senin için doğru biri olduğundan emin misin? Biz Mert'le birlikte büyüdük. İkimiz de ilk günden beri evleneceğimizi biliyorduk. Neyi bildiğini sormuyorum. Ne hissettiğini soruyorum. Ben sadece sürekli ona haksızlık ediyormuş gibi hissediyorum. Yani şu an burada oturup böyle sizinle bunları konuşuyor olmak bile... Mert'in tek hayali benimle birlikte olmakken benim niye başka hayallerim var? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.